Bu dersimizde sizlere teşhis sanatından bahsedeceğiz. Teşhis kelime anlamı olarak kişileştirme demektir. Şimdi sizlere bir, şey, bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Teşhis kelimesine bakmanızı, teşhis kelimesindeki şhs sesleri dikkat çekicidir. Şhs şahıs e, çağrışımını uyandırmalıdır bizde ki kelimenin kökü e, şahıstır. Bu açıdan baktığımızda kişileştirme mantığını rahatlıkla anlayabiliriz teşhis, insana ait olan duygu ve düşüncelerin, özelliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılması sanatıdır. Kişleştirmede insan dışındaki varlıklara ağlama, mutlu olma, üzülme, kızma gibi insana özgü nitelikler aktarılır. Bu önemli bir nokta teşhis sanatının varlığını kanıtlamamız açısından. Şimdi örneklerimize bakalım. Çukurova bayramlığın giyerken Çukurova burada bayramlık giyen bir varlığa benzetiliyor. Fakat bir ovanın e, böyle bir e, vasfı yerine getirmesi e, mümkün değildir. Bunlar bayramlık giymek, e, giyinmek, insana ait olan özelliklerdir. Dolayısıyla Çukurovaya aktarılmıştır, insan dışındaki bir varlığa aktarılmıştır. O zaman rahatlıkla teşhis sanatı vardır diyebiliriz. İkinci örneğimize dikkat edelim. Bir balık ağlıyordu. Balıklar ağlamaz. Ağlamak insana mahsus bir özelliktir. Dolayısıyla insana mahsus olan, özgü olan bu özelliğin, ağlamak özelliğinin balığa aktarıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla teşhis sanatı vardır demek mümkündür. Devamı da var. Denizde başını yaslamış ufacık bir yosun parçasına. Başını yaslamak ifadesi de bizi teşhis sanatına götüren önemli delillerden birisi. Bir diğer örneğimize bakalım. Dinmiş denizlerin şarkısı. Rüzgar uyumakta. Körfez düşünür. Kanlıca mahsundur uzakta. Dikkat edelim. Denizlerin şarkısı dinmiş. Denizler şarkı söylüyor. Rüzgar uyumakta. Rüzgar uyumakta. Körfez düşünmekte. Kanlıca'da, kanlıca da, Kanlıca semti de mahsun, hüzünlü bir şekilde durmakta. Burada Denize, denize şarkı söyletmek, rüzgarı uyutmak, körfezi düşündürmek, kanlıcayı da masum bir şekilde tutmak e, aracılığıyla sanatçımız değişik sanatı gerçekleştirmiştir. Yani insana ait olan düşünmek, şarkı söylemek, uyumak, mahzun olmak ifadelerini insan dışındaki varlıklara aktarmıştır. Yeşil sedirlerde dinlenir huzur. Yeşil sedirlerde dinlenir huzur. Huzur dinleniyor. İnsan dışındaki varlığa insana ait olan dinlenmek özelliği aktarılmıştır. Dolayısıyla teşhis sanatı vardır. Mavi tulumayla gülümser evim. Evim gülümser. Artık biraz daha hızlı gideceğim örnekleri gösterirken. Evin gülümsemesi mümkün müdür? Gülümsemek insana ait olan bir özelliktir. Dolayısıyla insana ait olan özellik bu gülümseme özelliği eve aktarılmıştır. Teşhis sanatı vardır. Çocukluğum oynar. Çocukluğum oynar. Bir dönem, bir hatıra. Bir bahar sabahının karanlığında ıssız, gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız. Gökte diz çökmüş Yıldızlar hayal edin. Bunlar insana ait özelliklerdir diz çökmek özelliği. Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı küreklerim de suya en derin şiiri yazdı. Dikkat edelim ay ve küreklere e, atfedilen özellikler. Ay şarkı besteliyor. Kürek şiir yazıyor. Bunlar insana ait olan özelliklerdir. Dolayısıyla insana ait olan özellikler bu insan dışı varlıklara aktarılarak teşhis sanatı gerçekleştirilmiştir. Akdeniz'in dalgaları cilveli. Akdenizdir denizlerin en güzeli. Akdeniz'in dalgaları cilveli. Cilveli olmak özelliği bu Akdeniz'in dalgalarına aktarılmış. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemişti. Eli kolu bağlıydı. Ağlıyordu. Eli kolu bağlı olan bir vapur. Ve vurulan bir vapur. Ve ağlayan bir vapur. İnsana ait olan özelliklerin tümü ee, i̇nsan dışındaki bir varlık olan Vapura aktarılmıştır Durgunca bir deniz sahilleri öper Söner ufuklarda sevdalı bir kamer Yıldız gibi uçar ateş böcekleri Gecenin gözyaşı Öper çiçekleri Gecenin gözyaşı öper Çiçekleri Evet arkadaşlar Durgunca bir deniz sahilleri Öper şeklinde Sevdalı bir Kamer şeklinde insana ait olan özelliklerin insan dışındaki bu kamer, sahil ve gözyaşı kelimelerine aktarıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım konumuz anlaşılmıştır. <laughs>